Ben bugün programa hazırlanırken çok güzel bir makale, hem de sana da bir iki çay yudumlamalık da şey olmuş olur. Değerli Muhammed abi, Muhammed Bozdağ, ülkemizin gerçekten önemli değerlerinden bir tanesi. Kelimelerin önemi başlıklı çok güzel bir kendi sitesinde kaleme almış. Bir haber sitesinde haber yapmış, oradan almıştım. Düşün ve Başar, işte istemenin Esrarı, Ruhsal Zeka gibi Ruhsal kitapları zeka. Gerçekten çok güzel kitaplardır. Buradan selam olsun kendisine de. Önemli enerji kaynaklarından veya tüketicilerinden biri kullandığımız kelimelerdir diyor. Enerjimizi de sağlayabilir, enerjimizi de tüketebilir. Hayatımızı kullandığımız kelimeler yönetiyor. Kelimelerimizi biz yönetmezsek onlar bizi yönetecek. Üç tür kelime kullanmalıyız diyor. Bu hızlıca geçeceğim. Nötr kelimeler diye bunu bir kategorizasyona dahil etmiş. Bunlar üzerinde hiçbir yük bulunmayan, hiçbir şey itmeyen veya çekmeyen kelimeler. Atom içindeki nötron parçacıkları gibi. Duygu yönü sıfır olan kelimelerden söz ediyoruz. Örneğin normal, sıradan, ki bunların kimisi negatife doğru da gidebilir. İş, sonra, gün, akşam, şey vesaire evet. gibi nötr Güneş, kelimeler. Güneş, bilgisayar, çay falan. Gibi mesela bir anlam yüklemediğimiz. Önemli bir kelime türü zayıflatıcı kelimeler. Bu kelimelere dilin doğasında olumsuz anlamlar, olumsuz duygular yüklüdür. Zayıflatıcı kelimelerle çirkinlikleri, kötülükleri tanımlarız. Bu kelimeleri her kullandığınızda enerji yükünüz azalır. Kelimeler tekrar edildikçe olumsuzluk yükü artar. Kocaman bir duygu çöplüğü oluşur. Şu kelimelere bir bakın. Alçak, şerefsiz, adi, başarısız, çirkin, tiksindirici, pahalı, korkunç, zor, acı, öldürücü, kanlı, katil, tembel, eski vesaire. Mesela korkunç, bunu çok üzerinde şey yapalım. Korkunç güzel bir şey. Ya ne kadar acayip kullanıyoruz biz bu kelimeleri ya. Evet. Yani güzel bir şeyin korkunç olması mümkün değildir. Ben ama bunu bir toplumsal mühendislik olarak da düşünüyorum. Yani zihinsel yapımızı bozmak için dilimizle özel olarak ilgilenmiş birileri. Bu kalıpları özel olarak sokmuşlar yani. Kesinlikle. Korkunç güzel ne demek ya? Dehşet güzel bir şeydi falan. Ya dehşet sana ve güzel. Sana dehşet bir şey anlatacağım diyor ve bunu iyi bir şey anlatacağı zaman söylüyor mesela. Yani bakın bunlar efendim özellikle yapılmış işlemler. Gerçekten öyle kendi kendimize bulduğumuz espri olsun diye söylediğimiz şeyler değil. Zihnimizle oynuyorlar gerçekten. Zayıflatıcı kelimeler onları dinleyenlerin zihinlerinde coşkuyu azaltan görüntüler oluştururlar. Bu kelimeler kullandıkça psikolojik gücümüz azalır. Yüzlerce defa şerefsiz diyen insan şerefsizleri aşağılasa da bir gün aşağıladığı şerefsizlerin arasında bulur kendini. Lanet edenler çoğu zaman aslında kendilerine lanet ettiklerinin farkında değillerdir. Burası en tehlikeli şeylerden biri. Bir de bu mesela olumsuzlukların çokça anlatılması, negatif kelimeler çok önemli bir kaide vardır. İşte çirkinlikleri detaylı anlatmak temiz zihinleri bozar. Bozar tabii. Yani safi zihinleri illal eder. Yani biz olumsuz bir şeyi çok ayrıntılı olarak konuştuğumuz zaman o olumsuzluğu artık yaşar pozisyona geliyoruz. Küfürden çocuk, bak şu bilgi de çok önemli, şunu da çok önemsedim. Küfreden çocuklarla arkadaşlık yapan çocuklar zamanla çok çirkin işler yapıyorlar. En ahlaklı yetişen çocuklar küçüklüklerinde küfretmeyi öğrenmeyen çocukların arasından çıkıyor. En saygısız çocuklar en çok çirkin kelimeyi en erken öğrenen çocuklar arasında yetişiyor. Zaten aklın yolu bir. Yani hangi yolda yürürsen o karşına çıkıyor zaten. Ama bak burada bence hem cinslerine evet. bir uyarıda bulunmak gerekiyor. Çünkü küfür etmenin, argo konuşmanın tırnak içinde erkeklikmiş gibi. Daha erkek yani, daha erkek. Diğer türlü kibar nazik konuşsa muhallebi çocuğu mu? Hani denilen bir algı da oluşturulmaya çalışıyor. Ve bu algı taş fırın erkeği değil falan mi? Değil. Ve bu algı gençlerde işliyor. İşlediğini nereden görüyoruz? İşte o YouTuber denilen insanların videolarında görüyoruz. Yani benim 35 yıldır ağzıma almadığım, alamayacağım kadar ağır kelimeleri günlük konuşma biçimiymiş gibi ediyorlar. Ve internetin zaten öyle bir problemi var. Çünkü burada bir filtre yok. Herkes istediği gibi istediğini konuşabildiği bir alan. Hani bir ritü yok bu işin. O yüzden internet yayınlı değil mi? Dijital platformdaki dizilerde de öyle. Ne yazık. Yani normal konuşma gibi küfür ediyor. Ama neden?
Yani bu çünkü günlük dili biz canlandırıyoruz. Ya böyle bir günlük dil mi var? Nerede yaşıyorsun? Ama gençlere bir git, gençler böyle. Böyle olmaması için o zaman bunu normalize etmeyeceğiz. Öyle bunun adına da özgürlük demeyeceksin. Demeyeceğiz. İfsat denilen şey özgürlük ne zaman oldu ya? Tabii ki yani. Yani bir kişi programlı olarak dilini bozuyor, dinini bozuyor, düşünceni bozuyor, enerjini alıyor ve buna hiçbir şey yapmayacaksın. O özgürlük kategorisinin içerisine. Yani özgürlük başka birisine zarar verdiğin yerde durmaktır. Bu bir de toplumsal bir bozulmaya sebep. Ha bak şunu anlarım. Bir filmde bir kötü karakter vardır. Herkesin zaten ona negatif duyguyla o küfür etsin mesela. Çünkü orada küfürü bir noktada o kötü karakterle de eşleştirmiş oldu. Yani kötü duyguyla eşleştirmiş oldu. Ama bakıyorsun başrolünden şeyine hepsi. Hepsi. Aynen öyle. Nasıl bir şey bu? Hatta iyi karakterler hani sevimli küfür eden tarzda insanlar vardır ya, sevimlisi bu işin nasıl olur bilmiyorum. Olmaz. Olmaz. Onlara özellikle yerleştiriyorlar ki yani özenilsin diye. Tabii özenilsin, ağzı normalleşsin. Ağzı bozuk olan bir insana nasıl özenilsin yani? Ne yazık ki. Ne yazık. Güçlendirici kelimeler. Az önce neyi anlattık? Zayıflatıcı kelimeler. Güçlendirici kelimeler. Olumlu yük taşıyan güçlendirici kelimeleri her kullanışınızda ruhunuzun güçlendiğini görürsünüz. Dinleyen herkes güçlü kelimelerinizin etkisiyle sizde sihirli bir güç olduğunu sanır. Güçlendirici kelimeleri kullandıkça manevi gücünüzün, özgüveninizin, coşkunuzun arttığını göreceksiniz. Bu kelimeler onları tekrar edişinizde sizi daha güçlü ve etkileyici gösterecek. Dahası mıknatıs gibi bir çekiciliğe sahip olacaksınız. Başarı için dayanma gücüne, cesarete ve özgüvene ihtiyacımız var. Küçük bir engel karşısında hemen ümitsizliğe kapılan, kendini çaresiz hisseden bir insanın durumu çok acıdır. Oysa büyük kelimeler hayatımızı aniden değiştirebiliyor. Öyle ki en zayıf olduğunuz anda güçlendirici kelimeleri 5 dakika tekrar ederseniz tüm duygularınızı değiştirebilirsiniz. Zihniniz, duruşunuz, yüz hatlarınız değişir. O derece. Yani buna mesela insanlar şey, ya yani ne olacak şimdi, polyanacılık oynamayalım, güzel şeyler söyleyince güzel mi hissedeceğiz? Ya atasözü olmuş, deliye 40 defa akıllı de, akıllıya 40 defa deli de, deli olur. Yani sen bir şeyi inanarak, yaşarak tekrar etmeye başladığın zaman o tekrar ettiğin şeyi artık belli bir süre sonra, az önce seni anlattın da, düşünce, davranış, en son davranışa dönüyor yani. Oraya oluşmaya başlıyor ama bu sadece şey değil biliyor musun? Yani polyanacılık mı yapacağız denilen şey artık bilimsel olarak ispatlanılmış bir şey. Hı hı. Sen hiç mutlu değilken, kendini hiç iyi ve mutlu hissetmiyorken, yani yapmacık olarak onu hissetmediğin halde gülümsesen, beynin mutlu olduğuna inanıyor o sırada ve ona göre hormon salınımı gerçekleşiyor. Yani kendimizi, kendini kandırma dedir ya, kandır kendini. Ama hayırlıya kandır. Kötüye kandırma. Kendini hayırlıya kandır. Ben mesela bağlanma gününde yazdığım şeylerden bir tanesiydi. Bir günlük bir öneriydi. Lütfen bak bugün bu yayında, çünkü hani herkes ulaşamıyor her kitaba. Bir öneri olmuş olsun kitabın içerisinden, günlüğün içerisinden. Sabah uyandığımızda gidiyoruz, elimizi yüzümüzü yıkayıp abdest alıyoruz ya, bak abdest organlarına su değiyor olması da insanı çok olumlu etkileyen bir şey zaten. Abdestimizi alıyoruz ya, aynaya bakalım şöyle kendimize, aynadaki aksimize ve kocaman gülümseyelim. Kendimize bakalım ve kocaman gülümseyelim. Bak hiçbir burada sözcük olmasa bile o hal, böyle bir 10 saniye böyle gülümseyerek kendimize duralım. İnan ki o hal daha mutlu bir kahvaltı etmemize, güne daha mutlu başlamamıza sebep olmazsa, bak haftaya biz yaptık sebep olmadı diye yazın bana. İnanın ki olacak, bu bilimsel bir şey. Bir şey. Bu kanıtlanmış, ispatlanmış bir şey. Bir de o gülümsemenin yanına şunu kat. Günaydın. Elhamdülillah. Bugün de kendime de ya. Elhamdülillah. Bugün de uyandım. Oh ne güzel bir gün. Sağanak sağanak yağmur yağıyor dışarıda. Elhamdülillah. Bir de şu birkaç böyle bir olumlama cümlesi kur. Rabbim şükürler olsun, beni bugün de yarattın. Beni bugüne bir daha yarattın. Elhamdülillah. De bir kalk bakalım, bak bakalım o gün nasıl geçiyor ondan sonra. Tam tersini yapıyoruz çünkü çoğu zaman. Ne yazık. Çocuklar hava karanlık. Akşam olsa da yatsak falan diye. Bak şimdi, Kasım ayında normalde sen söyledin. 14 gün, Kasım ayının 14 günü yağışlı geçermiş. Normal mevsim normali. Bu yıl 2 günü geçmiş. Açıklamalar yaptı, büyükşehirden falan açıklamalar yapıldı. Neden de işte İstanbul'un 3 aylık su rezervi kaldı, su bitiyor bilmem ne. Hepimiz nasıl bir tutuştuk ya Rabbim, ne olur rahmetini kesme, bereketini kesme, yağmurlarını kesme üzerimizden. Çünkü susuz yaşam mümkün mü? Mümkün değil, ne yapacaksın?
Hemen o hal. Ondan sonra 2 gün, 3 gün yağsın şu yağmur. Of, trafikte sıkışıyordu da üstümüz başımız ıslak. Bak, şikayetçiler yine başlarlar. Ya insanoğlu ya, bir acayip. Yani hayır, olmayacağız. Bak, ben dün seminerde, Kocaeli'ndeki seminerde şunu söyledim. Bir hanımefendi dedi ki, Hatice Hanım iyi güzel diyorsunuz da dedi, çocukları rahat bırakalım, şöyle böyle hani bir konu konuşuyorduk. Yani toplum öyle mi dedi, toplumda neler var dedi. İşte arkandan konuşur, sen çocuğunu biraz rahat bırak, rahat annederler, eleştirirler falan. Böyle genel yaşanabilen birkaç olumsuz şeyden bahsetti. Dedim ki çok doğru ve çok güzel söylüyorsunuz. Ben de size bir şey soracağım. Toplum kim? Kim bu toplum? Yani sen ben varız böyle bir toplum diye başka biri mi var? Yok, sen beniz işte toplum. Evet. Yani şurada dedim, şu salonda biz şurada 500 kişiysek, 1000 kişiysek neyse, biz değişsek bu konuda, bizim etki ettiğimiz kişiler de değişecek, bizim yetiştirdiğimiz çocuklar da değişecek. Toplum değişimi böyle böyle olur zaten, nasıl nasıl olur? Yani aynen, sanki toplum bizim dışımızda birileri gibi davranıyoruz. Cümlelerde de öyle, aa bu gençlerin hali böyle, o zaman... Sen küfür etmeyeceksin, sen argo konuşmayacaksın, sen konuşmalarını olabildiğince olumlamalarla hareket ettirmeyi bir yaşam tarzı haline getireceksin. O zaman senin evinde büyüyen çocuklar da öyle olacak. Öyle olacak. Senin o enerjinden komşun da nasiplenecek, akraban da nasiplenecek, değil mi? Herkes, etrafındaki herkes o enerjiden nasiplenecek. Çok güzel bir araştırma vardı mutlulukla ilgili. Kelebek etkisi denen bir şey vardır ya, nasıl dalga dalga yayıldığıyla alakalı. Sadece tek bir kişinin kalkıp gülümseyerek bir başkasına günaydın diyor olması, onunla ilgili böyle bir öykücük yazılmıştı. O ki günaydın dediği sokaktaki kişi aslında çok mutsuz güne başlamış ama öyle gülümseyerek günaydın deyince onun enerjisinden onun günü de güzelleşiyor. O gidiyor başka birine bir iyilik yapıyor. O iyilik yaptığının da aslında şöyle şöyle problemleri vardı ama o iyilikten sonra onun da hali düzeliyor falan. Tek bir gülümseyerek günaydın deme hali böyle zincirleme halinde iyiliğin, güzelliğin, mutluluğun yayılmasına vesile oluyor. Öyledir. Çarpanlarca etki yapar yani. O zaman biz de sözcüklerimize bu şekilde güçlü kelimeler kullanacağız. Çocuklarımıza da hiç mi yapma demeyeceğiz, hiç mi etme demeyeceğiz? Alternatiflerini bulamaz mıyız acaba? Ben mesela çocuğuma işte bir şeyi daha farklı yapmasını istiyorsam, ya bunu böyle yapma deyip olumsuz bir cümleyle bunu ifade edeceğime, nasıl yapmasını istediğim halini şöyle de denesen nasıl olur acaba diye söyleyebilir miyim? Şöyle denesen bir de nasıl olur acaba? Bir de şu şekilde deneyelim mi? Desem hem de inan ki çocuğun hayatında yapma müdahalesinden çok daha etkili sonuç alırım. Ve yol göstermiş olurum ve olumlamayı konuşmuş olurum. Yani her şey için bunu bulmak mümkün. Ondan sonra inşallah sözcüklerin güçlü yanları bizi tutacak, o enerjileri kaldıracak yani. Aynen öyle.